Evet, iyi akşamlar Moda TV izleyenleri. Öncelikle bir sevindirici haberle programa başlamak istiyorum. Tarih ve turizm şehri, kültür şehri, sanat şehri Ünye'nin gerçekten içinde bulundurduğu ve güçlü bir sahibi olduğu ve güçlü bir tesisi olan Ünye Ramada Wyndham Otelleri, kendi bünyesinde bulunan zincir otel bu aynı zamanda, 207 tane otelleri arasında 4 kıtada bulunan bütün oteller içerisinde Ünye Ramada Otelimiz, hizmet kalitesi, bulunduğu coğrafi konumu ve gerçekten de barındırdığı yöneticilik anlayışıyla birinci sıraya çıktı ve birinci seçildi. Bu anlamda ben Ünye Ramada Otelimizin müdürü Volkan Özdoğan, aynı zamanda Üntit üyemiz, onun nezdinde bütün çalışanlarımızı, bütün personellerimizi, gerçekten böylesine devasa bir oteli bize kazandıran Mustafa Şen Beyefendi'yi de tebrik ederek programımıza başlamak istiyorum. Sivil Toplumun Sesi programına bir turizmci olarak, bir Ünyeli olarak, bir bölge insanı olarak sevindirici bir haberle başladığımızı düşünüyorum. Gerçekten sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları, şehirlerin gerçekten bir beynidir, beyin takımıdır. Bu anlamda da biz her zaman programımızda şehrim için hayalim var, hedefim var ve gerçekten ideallerim var diyen insanların, projelerim var diyen insanların, şehrime katkı sunacağım diyen insanların da istediği gibi konuşabileceği bir kürsüyüz. Bu akşam gerçekten Ünye'mizin, Fatsa'mızın ve bölgemizde spor anlamında çok ciddi katkıları olan ve aynı zamanda temsiliyetleri olan ve yakın zamanda da yapılacak olan Cuma günü Fatsa Dernekler Federasyonu başkanlık seçiminde aday olan kıymetli bir konuğumuz var. Bu akşam Fatsa Dernekler Federasyonu başkan adayımız Ahmet Karacı Beyefendi stüdyo konuğumuz. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk diyorum ben de. Böyle bir güzel akşamda bizleri konuk ettiniz tam seçim arefesinde. Evet. Moda TV zaten bize yabancı bir kanal değil. Buraya davetiniz için teşekkür ediyorum başkanım. Evet, bizi izleyenlere, dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Bu akşam Fatsa'mızı çok daha derinden konuşacağız. En yakın komşumuz, akraba olduğumuz komşu kentimiz Fatsa'mızın gelişimiyle ilgili, nasıl gelişeceğiyle ilgili, nasıl temsil edileceğiyle ilgili ve Fatsa'da başlayan ve Ahmet Bey'le de bu ivmenin yükseleceğini düşündüğümüz sivil toplum hareketlerinin şehrin yönetimindeki ses sahibi ve söz sahibi olması anlamında güçlü bir ses olacağını, şehrin yönetiminin de daha güçleneceğini düşünüyorum. Bu anlamda öncelikle Ahmet Karacı'nın kim olduğunu kendisine sormak istesek, Ahmet Karacı kimdir sizce? Anlatır mısınız? Ahmet Karacı kimdir? Ahmet Karacı 1972 Kumru doğumlu. İlkokulunu Kumru Esence Mahallesi'nde okumuş. Daha sonra İstanbul'a göç etmiş. Yıllarca İstanbul'da ortaokul ve lise tahsilini tamamladıktan sonra orada esnaflıkla haşır neşir olmuş ve sporla uğraşmış bir kardeşinizim. Bugün hasbelader 2015 yılında Fatsa'ya ikamet ettik, geldik ve o gün bugündür de Fatsa'da ikamet ediyoruz. Evet, gerçekten bu akşam kıymetli konuğumuz var dedik. Çünkü bu konuğumuzun yaşadığı şehirle ilgili hayalleri ve hedefleri var. Ve bu yolda da İstanbul merkezli Fatsa Dernekler Federasyonu'nun Fatsa'da daha güçlü sesle, daha güçlü bir ekiple, daha kaliteli bir ekiple ve heyecanı, hevesi ve hayali olan, kenti için düşünen bir ekiple yola çıktığını görüyoruz. Bu anlamda baştan beri açıkladığınız şöyle bir hedefleriniz var Sayın Başkanım. Bu da aslında sizin ve ekibinizin güçlü ve sağlam bir altyapıyla yola çıktığını gösteriyor. Neden? Çıktığınızda ilk kahvaltı toplantınızda teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiniz. Ben biz çok memnun oldum. Geldiniz, siz de ayaklarınıza sağlık. Biz gerçekten hem Ünye hem de şahsım adına çevre kentlerimizin, ilçelerimizin çok daha güçlü olması bizim gücümüz olarak kabul ediyoruz. Bizim de gücümüzün diğer çevre kentlerin gücü olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda kahvaltı programında bir deklarasyon yayınladınız. Kısa olarak söylediniz ama burada inşallah hepsini madde madde açacağız. İnşallah. Ve hiçbir zaman federasyonların dillendirmediği, sivil toplum örgütlerinin dillendirmediği bir hedef vizyonu koydunuz. Yani ben şöyle demek istiyorum, yani Ahmet Karacı ile FEDEF'le
30. yıl vizyonu Fatsa'nın, yani bu çok kıymetli bir yol haritası, çok kıymetli bir hedef. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli hedefler şehirlerin gelişiminde mihenk taşlarıdır. Ve bu mihenk taşlarının sağlam yere basması için de sizin gibi sivil toplum örgütlerinin bunlara sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda ilk maddelerinizin arasında açlık, fakirlik, sağlık ve kaliteli yaşam anlamında bir çalışmalar yapacağınızı söylediniz. Bu anlamda biz de eksik görüyoruz. Kamu kurumlarıyla istişareleri yapmak, mevcut yerel yönetimle istişareler yaparak planları, programları dahilinde olmak ve bu anlamda da bir çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilirim. Şimdi ilk önce projelerin çıkış amacı, projeler nereden geldi, bu projeler üzerinde nasıl çalıştık, bundan bahsetmek isterim. Tabii. Ondan sonra projelere geçmek daha mantıklı olacak. Çok doğru. Şimdi baktığınız zaman biz bireyler, STK'lar hep şunu istiyoruz. Ya siyasiler ya da belediye başkanları birer proje hazırlasın. Biz bakalım nasıl yapıyor. Ama biz kendimiz bir proje hazırlayıp da bugün seçilmiş olan başkanlarımıza ya da vekillerimize veya daha üst kurul siyasetçilere ulaştırmıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya bu proje yanlış, yapılmamalıydı. Kardeşim bizler bu şehrin bireyleri olarak, bu şehrin STK'ları olarak, biraz önce de ahenk taşları olarak ne hazırladık, önlere ne koyduk da ret edildi. Çok bir kere buradan yola çıktık. Buradan yola çıkarak ne yapalım? Şehrin en uç noktası nedir? Şehrindeki mahalleler. Yani evet. Buradaki yaşayan insanların zor yaşam şartlarında sürdürme, yaşamın zorluklar içinde sürdürmeleri ve özellikle de çocukların hem taşıma okul sistemlerinde hem aile bireyleri içerisinde yaşam tarzının çok zor olduğunu gördük. Ve bunun için ne yapabiliriz? Başlık belki çok şey gelebilir, açlık, fakirlik diye, ama aslında oradaki vurgular başka Sayın Başkanım. Evet. Yani orada geçen de örneklerini verdim. Ya aileler, anne yalnız kalmış, 4 veya 3, 2, 5 çocuk sayısı önemli değil. Baba vefat etmiş olabilir, baba rahatsız olabilir, baba cezaevinde mahkum olabilir, baba gurbette olup zor şartlarda belki rızkını kazanıyor olabilir. Biz STK'lar olarak onlara neler yapıyoruz? Bunun için bu projeleri hazırladık. Burada ne yapacağız? Birincisi, bu çocukları, bu aileleri tespit edip gerekirse ayaklarına hizmet götüreceğiz. Oradaki anne, akşam ben kazanıma ne koyup da, tencereme ne koyup da çocuğuma ne yedireceğim? Ben yarım çocuğum acaba öbür çocuklar gibi beslenmesini sağlayıp gidebilecek mi düşüncesini beyninden silmesini istiyoruz. Ve bu bunun şekilde bir komisyon oluşturacaksınız. Bunun için komisyonlar oluşturacağız. Ben şunu söylüyorum. FADEF çatısı altında olan dernek ya da olmayan dernek hiç önemli değil. Evet. Veya birey hiç önemli değil. Biz onları, o beyinleri çağırıp, o takımı çağırıp, istişare yapıp komisyonlar oluşturacağız. Dışarıdan komisyonlar oluşturacağız. Tabii ve komisyonlu başkanları yapacağız. Görev vereceğiz ve o arkadaşlarımızla istişare yaparaktan Fatsa'mızda dokunmadık insan kalmasın istiyoruz. Aslında başkanım, sizin anlatımlarınızdan ve hedef maddelerinizden baktığımda, ben de bir kent konseyi başkanı olarak söylüyorum. Ünye'de kent konseyi başkanlığı yapmış bir kişi olarak ve tecrübeli biri olarak, bir kent konseyi sisteminin çarkının döner şeklinde hareket eder gibi çok planlı hazırlanmışsınız bu FADEF başkan adaylığına. Ve bunun da Fatsa'nın, ben şahsım adına söylüyorum, böylesine bilimsel hazırlanmış bir ekibiniz var ve hedefleriniz var. Bu anlamda da ben bir kent konseyi çatısı kuruluyormuş gibi, kurulduğu zaman da daha güçlü olacağını gösteren bir hareket diye görüyorum. Umarım bunu da Fatsalılar fark eder diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, tabii ki yani illa kent konseyine hazırlık da olabilir. Bu kent konseyi yok Fatsa'da diye biz STK'lar olarak yatalım mı? Çok yani güzel. Bir çok şeye güzel. Elimizi taşın altına koymayalım mı? Bedenimizi tabii. Çünkü hep söylüyorum, biz bu şehrin musluklarından su içiyoruz. Bu şehirden rızkımızı kazanıyoruz. Bu şehirden kazandığımız paralarla çocuklarımızı okutuyoruz. Ve bu şehirde biz eğitim veriyoruz çocuklara. Yani evet, örnek olmak zorundayız ve projeler hazırlarken, biraz önce söyledim, yalnız çalışmadım. Yani evet, sadece Ahmet Karacı Bey'in çalışmadı. Tabii bir ki çok, bir ekip. Birçok ekibimiz, ekip evet, ruhuyla çalıştık ve bu projeler ekip ruhuyla inşallah faaliyete geçecek
delegeler bize bu görevi tebliğ ettiği zaman, ben seçiliriz veya kaybederiz demek istemiyorum. Delegeler bu görevi bize tebliğ ettiğimiz günden itibaren ilk işimiz komisyonlar oluşturup ondan sonra öncelik arz eden projelere öne alacağız. Biz sıralama koyduk 1, 2, 3 diye ama yani ilk önce biri yapacağız diye bir şey yok. Hangisi öncelik arz ediyorsa onun üzerinde çalışacağız. Bir de şehirlerin anlık yaşamlarında bir anda gelişen normal dışı, sıra dışı hareketler de olur. Tabii tabii. Onlara yani, karşı hemen bir defans yapmak, çözüm üretmek adına kesinlikle. Çok güzel bir düşünceniz var. Şimdi aslında Fatsa'nın bir de değeri var çok kıymetli Sayın Başkanım. Deniz Bilimleri Fakültesi gibi bence Karadeniz bölgesinde çok kıymetli üniversitelerden bir tanesi fakülte olarak Fatsa'da yıllarca hizmet veriyor. Ama ben bir sosyal sorumluluğu kendinde hisseden bir vatandaş olarak uzun zamandır Deniz Bilimleri Fakültesi'nin Fatsa ile ilgili, Karadeniz ile ilgili bölgedeki su kalitesi ve su havzaları ile ilgili bir çalışmasını görmedim. Yani deniz bilimleri dendiğinde aynı zamanda suyla da ilgilenen bir fakülte olduğu için burayla bir temasa geçmeyi zaten düşünüyor musunuz? Zaten orada su ile ilgili bir projemiz, su ürünleri ve denizle ilgili bir projemiz var zaten. Bu sadece su ürünleriyle değil, işte yüzmeyle hepsiyle bir şeyimiz var. Sırası gelince zaten değineceğiz ama eğer biz oradaki görevli, öğretim üyesi, öğretim görevlisi arkadaşlarımızla işbirliğinde olursak onlarla bakın arkadaşlar siz bu işin uzmanısınız ama biz de bu işe gönlümüzü vermiş STK'larız. Bakın bizim Fatsa'mızda niye bu yok? Fatsa'yı bırakalım bir kenara. Ünye'mizde, ordumuzda sadece Fatsa bölge olarak bakalım. Bakın somun balığı Türkiye'de en güzel yerleşen yer Perşembe ilçemizdir. Evet. Yani neden biz bunu dünyaya Perşembe'de yetiştiğini lanse edemiyoruz? Ya da bir Bolaman Havzası'nda neden, olabilir mi? Neden Bolaman Havzası'nda olmayabilir? Yani bunun akabinde tatlı suların birleştiği en güzel şehrimiz bizim aslında. İki tane hem Elekçi hem de Bolaman Havzası'ndaki en güzel bir şey. Tatlı suyla deniz birleşiminden o kadar güzel projeler çıkarabilir ki insanların gıptayla bakacağı. Yani hatta o kenarlarda takip işte bugün mevcut olan spor kompleksinin önüne doğru projeler hazırlanıp insanların oraya günlük alışkanlıklarını, spor yapmalarını, hatta başka bir şey söyleyeyim bu konuda Adnan Başkanım. Yeri gelmişken ben İbrahim Başkan seçilmeden önce konuştuğumuzda dedim ki neden bizim çocuklarımızla ilgili bir faaliyetimiz yok? Evet, aslında özür dilerim araya gireyim, ben o Bolaman özellikle büyükşehirin yaptığı o çevre düzenlemesinden sonra bir türlü aktive edilmedi. Onu harekete geçirmek lazım. Oraya harekete geçirmek lazım ve bakın her gün şehir trafiğinde çocuklarımız ya kaza geçiriyor, sakat kalıyor ya ölüyor. Evet. Onun için çocuklarımızı oraya bir trafik eğitim parkuru kuraraktan çocuklarımızı hem eğlendirip hem eğitebiliriz. Yani bunun projesini hazırlamak çok zor değil. Ben inanıyorum şahsi olarak hem Sayın Bakanıma hem de İbrahim Ethem Kibar'a bu şekilde bir projeyle gittiğinde kesinlikle destek vereceğine inanıyorum. Ünye'de örneğimiz var. Bölgede hemen hemen ilk denecek bir trafik eğitim pisti Athan'ı bölgesinde yapılıyor ve bitmek üzere. Evet, Sudaki anlamda, Yaşam Kaynağı şu anda ekrana geldi. Evet, bununla ilgili de konuşabilirsiniz arzu ederseniz. Şimdi işte dedim ya, iklim eylemleri ve şey, bizim aslında coğrafi olarak bakın Hamsi festivalleri yaptık hedef olarak. Yani sadece Hamsi'nin festivaliyle kalmamalıyız. Hamsi'nin Karadeniz bölgesindeki işte o liman başkanlığıyla o motordaki çalışan balıkçı kardeşlerimizle işbirliği yaparak bunu bu havzada nasıl tutabiliriz? Yani o iklimsel şartları nasıl uygulayabiliriz? Yani bunların hepsi aslında bir beyin olarak, proje olarak sunulabilir. Evet. Yani ben bunları yapacağım demiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki, hoca sen belediye başkanıyla kendini karıştırıyorsun. Hayır. Bir belediye başkanına yardım amaçlıdır bunlar. Destekleyicidir. Tabii ki biz belediye başkanı değiliz. Tabii ki vekil değiliz. Tabii ki buralarda gözümüz yok. Ama biz bu şehirde yaşayan bireyler olarak, STK'lar olarak biz bunları yapmak zorundayız başkanım. Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Ben de sürekli ısrarla söylediğim bir şey var. Sürekli yenilediğim ve yinelediğim sivil toplum kuruluşları bir kentin beyin takımıdır. Ve bunu da daha üst perdeden söylüyorum. Bedava beyin takımıdır. Yani maaşını alıp koltuk, makam sahibi, devletin imkanları olanlardan daha fazla vatanını düşünen, yaşadığı şehre karşı sorumlu olan beyin takımlarıdır. Ne zaman ki mevcut yerel yönetimler
bu beyin takımlarıyla sıcak temasa geçerse ki sizin hedeflerinize baktığımda bence ilk seçildikten sonraki nasip olursa Sayın Başkan'ın ziyaretinden sonra bir an önce bu komisyona bize de insan verin ve sizinle istişare edelim demesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu anlamda evet, bu anlamda çok kıymetli hedefleriniz var. Şimdi Fatsa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi de tabii ki trafik sorunu. Ve bunun da otopark ve otogalericilerin yersizlikten mecburen kendi bünyelerinde kalmasından kaynaklı. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi trafik sorunumuz tabii haliyle kent trafiği bundan 15-20 yıl ve de 10 yıl önce yapılmış bir iç trafik düzenlemesi var. İşte caddelerin darlığı, belki de o zamanki şartlarda araç sayısının az olması, insan sayısının az olmasına göre yapılmış düzgün bir proje olabilir. Düzgün bir işleyiş olabilir. Parantez açayım. Şimdi 2030 vizyonu diyorsunuz. İşte eğer 2030, 2050, 2070 gibi vizyonlar koyulabilseydi biz yani, şimdi daha farklı sorunları çözmek için konuşuyor olabilirdik. Şimdi örnek vereyim. Bir emniyet müdürlüğünün önündeki caddenin hem geliş hem gidiş olması. Yani zaten dar bir cadde ve buranın geliş gidiş olması belli miktardan orta büyük camiden gelip işte o kavşakta, dörtlü kavşakta trafiğin kilitlenmesi, hele de ufak bir çizse yağmur düştüğü anda artık şehir içi tamamen kilitleniyor. Evet. Ve İstanbul, ben İstanbul'da yaşayan biri olarak evet, İstanbul'un trafiğini aratmayacak hale geliyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Trafik komisyonu kurabiliriz. Bu komisyonun içerisinde gerçekten sizden bir temsilci olmalı. Temsilci olabilir ve belki de o trafik komisyonunu diğer şehirlerden örnek alınabilir. Bakın ben Türkiye'yi gezdim. 20 yıl pazarlamacılık yaptım. O kadar güzel trafik akışı olan şehirler var ki onlardan örnekler alınabilir. Bu ayıp bir şey değil ya. Yani evet, örnek almak veya bu şey değil yani, alınabilir. Bununla oturup emniyetle, valilikle, belediyeyle, yani STK'larla, siyasi partinin tüm temsilcilere ait etmeden, bakın burada şucu bucu diye ayırt etmeyin. Tüm temsilcileri toplanıp bir araya gelip, çünkü orada ölen çocuklar bizim çocuklarımız. Tabii ki. Orada sakatlanan çocuklar geleceği bizim çocuklarımız. Yani hangi vicdan, hangi yürek dayanır ki bir çocuğun bir kamyonun altında kalmasına? Yeni yaşadık maalesef. Yeni yaşadık ve benim gözümün önünde oldu bu olay. Değil mi? Yani evet, o hiç hatırlamak bile istemiyorum. Yani bu bizim bir kanayan yaramız. Bakın sahilde bundan geçen sene işte biliyorsunuz bir anneyle evlat aynı evet, şekilde. Yani sahil güzergahı mutlaka geçişler kapatılmalı. Yani bir türlü 1,5-2 metre yüksekliğinde tel örgüyle geçişler kapatılmalı. Belli geçişler verilmeli ve ya bizim emniyetimiz o kadar mı bilmiyor ki? Yani o geçişler kapatıldıktan sonra oralara üst geçit yapıldı. Bakın çok güzel bir çalışma. Evet. Yakın. Bir tane daha yapılabilir. Gerekirse alttan geçitler yapılabilir. Evet. Yani bu şekilde projeler hazırlanabilir başka yönlerde ve şehir içi trafiği, sahil trafiği, galericilere değiniz, oraya değinecek. Orada kardeşlerimiz ekmek yöneteceğiz ama şerit yetmiyor. Bir de 2-3 şerit araç park ediliyor. Tek şeride düşüyor ve burası adeta bir uluslararası yol. Otogalericiler sitesi için çalışmaya siz dahil olabilirsiniz aslında yani, FADEF olarak. FADEF olarak tabii ki biz projelerde dahil olabiliriz. Onlara destek olabiliriz. Çünkü ya STK'lar hep bir olmalı Sayın Başkanım. Kesinlikle. Yani kesinlikle bir olmalı. Evet. Yani ait edilmeli. Ya bu Otogalericiler Derneği, bu FADEF, bu Ticaret Odası, bu olmamalı. Yani her komisyon bir beyin takımı ve, olmalı. Evet. Ben buradan Sayın Başkanıma, İbrahim Ethem'e de seslenmek istiyorum. Ne olursa olsun mutlaka 6 ayda bir tüm STK'larla bir araya gelmeli, STK'lar başkanlarıyla. Evet, kesinlikle gelmeli ve istişare toplantısı, istişare toplantısı evet, yapılmalı. Hatta bu kent konseyi yok ama bu STK'larından aldığı komisyonlarla kent konseyi üstü bile çalışmalar yapabilir. Çok doğru. Aslında güzel bir konuya değindiniz. Şehri yönetmek aslında çok kolay Ahmet Başkanım. Ama sadece sivil topluma, alanında uzman insanlara şehri yönetimlerin sıcak temasını kesmemeleri gerekiyor. Bu anlamda da baktığım zaman hedeflerinize gerçekten dokunulması gereken bir sivil toplum hedefliyorsunuz ve insanların Fatsa'nın önüne sunuyorsunuz. Umarım Fatsa bunun farkına varır diyorum. Aslında biraz önce bahsettiğinizde trafik sorunuyla ilgili Fatsa'nın mesela bir kardeş kenti yok. Biz ünye olarak böyle bir çalışma başlattık. Evet. Ama Fatsa'nın, bu da var projemiz. Evet. Evet. Böyle bir çalışmayı yaparak neyi hedeflemiş oluyorsunuz? Şöyle, kardeş kent dediğimiz, işte geçen de bahsettim, konuştuk arkadaşlarımızla. Ya kırsalda yaşayan bir sürü
daha köyünün dışına çıkmamış gençlerimiz, çocuklarımız var. Bunlarla o mahalleyi kendi içimizde bile olabilir. Çok fazla uzağa açılmaya gerek yok. Kardeş mahalle, kardeş ilçe, kardeş kent, kardeş aile. Ya bu çok zor bir şey değil Sayın Başkanım. Yani burada bunları toparlayıp bir türlü yapılabilir. Bakın bugün çok kırsaldan bahsedeyim. Akkuş'un mesela çok ucra bir köşesinde belki bu çocuk şehre içilmedi. Bunu Deniz'le tanıştırabiliriz. Çok Deniz'le güzel. Tanışmış bir çocuğumuzu ailesi birlikte bir kardeş aile seçip evine misafir edebiliriz. İşte doğudan tutun ki hiç Karadeniz bölgesini tanımayan bir aileyi alıp burada gezdirip onu bir kardeş, belki o ilçeyi de kardeş ilçe yaparaktan, kent yaparaktan onlarla fikir alışverişi yapabiliriz. Belki bu kazanımlar sonucunda o çocuk yarın okuyacak, edecek ve bizim ilçemizde yönetici olacaktır. Kesinlikle. Ve ben bu ilçede okudum, buranın ekmeğini yiyorum diyecektir. Bu uluslararası bile olabilir, hiç sıkıntı değil. Kardeş projemiz de budur. Evet, çok güzel hedefler. Şimdi interaktif olarak aynı zamanda canlı yayında yayınlandığı için bizi izleyenlerimizin de çok fazla yorumları var. Ben onları okuyarak da selamlamak istiyorum dostlarımızı. Hasan Balcı Bey, Ünyeli bir hemşerimiz, Samsun'da ikamet ediyor. Değerli başkanım, size ve konuğunuza hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Nurgül Kocagöz, hayırlı akşamlar, kolay gelsin Sayın Başkanım demiş. Teşekkür ederiz Nurgül Hanım. Sayın Sözer Beyefendi, hayırlı yayınlar, Ahmet Karacı Başkanıma başarılar dilerim demiş. Sizlere de başarılar diliyor. Teşekkür ediyoruz hepsine. Serdar Halı Yıkama, değerli başkanıma ve sizlere iyi yayınlar dilerim efendim demiş. Biz teşekkür ederiz kendilerine. İlker Çorbacı, gerçekten Ünye'mizin yetiştirdiği atıktan sanata diyebileceğimiz ileri dönüşümü gerçekleştiren ve dünyada tek olan sanatı yapan bir sanatçımız. Ünye'nin de sanat kimliğine ciddi bir katkı sunuyor. Aynı zamanda da Üntit Genel Sekreterimiz. Selam iyi yayınlar Adnan Bey. Konuğunuz Sayın Başkan'a hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Dernekler üzerinden istişare ve değerlendirme kurulunu oluşumuna şart olarak düşünmemesi, donanımlı fikir sahibi olanlara yer açması, çok değerli fikirleri var. Tebrik ediyorum. Değerli başarılarının devamını diliyorum demiş. İlker Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Ben bizzat Ahmet Bey'in listesine baktım. Gerçekten dediğiniz standartlara uygun insanlarımız var. Değerli beyinlerimiz var. Fatsa'mızın kıymetli insanları var. Harun Güneş abimiz, hayırlı programlar diliyorum kıymetli dostlar demiş. Teşekkür ediyorum. Mustafa Hotun, iyi yayınlar Adnan Bey demiş. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Nevra Arslan Bozkurt hanımefendi. Kendisi sanat tarihçisidir. Bizi İstanbul'dan izliyor şu an. Hedeflerinizin ve vizyonunuzun sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilerlediğini görüyorum. Sizi tebrik ederim ve başarılar dilerim demiş Ahmet Başkanım size. Biz teşekkür ediyoruz bu kendisine. Hedefler içinde kız öğrencilere sürdürülebilir burs platformu oluşturma konusunda çalışmalar yürütecek misiniz demiş. Ben buradan bir başlıkla size soru olarak sorayım onu. Aynı zamanda Nimet Koç hanımefendi, Yardımseverler Derneği Fatsa Şube Başkanı ve onlarca evladı da el tutan bir gönül insanı. Onunla da birleştirdiğimizde kız çocuklarımıza karşı okuyan başarılı kız çocuklarımıza, imkanı olmayan kız çocuklarımız için böyle bir düşünceleriniz var mı Sayın Başkanım? Zaten STK'ların, derneklerin asıl amacı bu olmalı. Yani hiçbir kişiyi rencide etmeden, hiçbir çocuğu rencide etmeden ve onu okutup bu ülkeye, bu topraklara, bu bayrağın altında hizmet etmeye kazandırmak lazım ki bizim şu anda 41 tane derneğimiz var. Bu dernek sayımızı yükselterek içinde öyle bir burs verecek derneklerimiz var ki, mesela örnek isim vermeyeyim ama bir derneğimiz var bizim. Her yıl 300 öğrenciye burs veriyor. Çok güzel. 300 öğrenciye burs veriyor. Yani ismini çünkü zikretmeyeceğim. İstemiyorlar bunu. Gizli, yani biz çok hizmetimizi güzel. Allah için yapıyoruz diyorlar. Tamam mı? Ben buradan kendilerini takdir ediyorum. Yani evet. Bu tür dernekleri de içimize aldığımız zaman düşünün, hele Nimet Başkan gibi tamamen değerimiz yardım var, gönüllüsü evet. Bir vizyonumuz varken içimizde, yani bunu yapmamak zaten ayıp olur. Evet, ben teşekkür ediyorum ki Nimet Hanım gibi güçlü bir el var elinizde. Evet. Bu da çok kıymetli bir değer. Evet, yorumlarda Adem Çiçek Başkanımız, Fatun Ter Başkanımız, Fatsa Ünye Şehit Aileler Derneği Başkanımız, aynı zamanda onursal başkanlığını yapıyorum. Kendisine sevgilerimi sunuyorum.
İyi yayınlar dilerim. Ahmet Başkan'a çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bahadır Zaralı, selamlar Ahmet Hocam, başarılar dilerim demiş. Biz de selam gönderiyoruz. Gönül Dağı ismiyle başkan adayınıza sorar mısınız? Ahlaki değerler üzerine projeleri var mıymış? Evet, bunu kapatmadan ahlaki değerler derken insani yaşam kalitesi ve insan şimdi, ilişkileriyle ilgili bu, toplumsal bu konuda, bir soru. Bu konuda çok fazla polemiğe girmek istemiyorum ama bu arkadaşımız geçen de bir programa çıktığımızda o gün açmış bir fake hesap. Evet. Ben aslında kendisinin bizzat kendi ismiyle yazmasını isterdim bunları. Tabii ki bizim ahlakımızı, bizim duruşumuzu Fatsa'da herkes bilir. Ondan yana bir sıkıntı yok Sayın tamam Başkanım. Bu, ben ondan bunu sonra şöyle yorumluyorum. Toplumsal gençlerin gelişimi mesela benim şu anda benim yaptığım karşı tabii bu yani ahlaki tabii gelişiminde bir tabii şeydir. Şimdi spora kavuşturmak ki zaten ben onu diyecektim. Benim evet zaten nasıl bir bireyler yetiştirdiğimi Fatsa'da herkes biliyor. Çok çocuklarımızın güzel nasıl saygılı olduğunu aileler kendileri diyorlar. Bizi dinlemeyen çocuklar sana geldikten sonra bize zaten yani davranışları değişti, ahlakları değişti, oturma kalkmaları değişti, disiplini değişti. Bu konudaki zaten yıllardır biz hep arkadaşlarımızla görüşürüz. Yani ilk önce ahlaklı olmak lazım. İlk önce ahlak. Ahlak oldum zaten gerisi gelecektir ve bu şekilde nesil yetiştirmek gerekiyor. Ben aynı zamanda rahmetli Atatürk'ün sözünü de söylemek istiyorum. Siz sporcu olduğunuz için söylüyorum. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Evet. Yani bir sporu sadece spor amaçlı değil, ahlakıyla yapmak lazım. Bu anlamda da gerçekten Sayın Başkanımın yaptıkları da ortada. Fatsa Manşet, ben Mehmet Bey'e ve Manşet ailesine teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Fatsa Manşet, Fatsa'ya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Adnan Sobi Başkanım demiş. Ben de sizlere teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Şuna emin olun, kalbimiz ilk attığında Ünye diyorsa sonraki attığında da Fatsa diyor. Bundan ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ondan hiç şüphemiz yok. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Harun Güneş abimiz, Allah ne murat ediyorsa ikram buyursun. Gerçekten Adnan Bey, o beyin takımıyla çok şeyler yerinde dostane çözüme ulaşır. Elbette istişare, fikir teatisi kıymetli bir hazine, selam olsun demiş. Evet, çok doğru. İstişarenin olduğu yerde her zaman fikir bir kişide birken ikinci kişide iki olur, üçüncüyle üç olur ve bu istişareler arttıkça da bu fikir dağ olur, çığ olur ve hizmet olarak da vatana geri döner. Bu anlamda da ben böyle bir ekimi başında olduğunuz için sizi tebrik ediyorum Ahmet Başkanım. Yahya Karaoğlan Beyefendi, sizleri Antalya'dan takip ediyoruz, selamlar demiş. Yahya Bey'e de biz buradan selamlarımızı gönderiyoruz Antalya'ya. İsmail Dizilmek, köylümüz Ahmet Hocam, başarılar diliyoruz demiş. Teşekkürler İsmail Bey. Murat Yüksel, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Ünyeli hemşerimiz ve ÜSTP platform üyemiz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Konuğunuza selam ve sevgiler diliyorum. Çok değerli başkanım demiş. Biz de sevgilerimizi biz de gönderiyoruz. Selam ediyoruz kendisine. Fatsa Manşet, FADEF bu zamana kadar Tabale Derneği olarak hafızalara kazındı. Gelecek dönemde başkan kim olursa olsun FADEF'e çok fazla katkı sağlayacaktır. Bütün adaylara başarılar diliyorum demiş. Ben gerçekten şuna inanıyorum ki İstanbul merkezli bütün oluşumlar bizim için çok kıymetli, Ünye için de kıymetli. Ancak Ahmet Başkanım'la birlikte İstanbul'un aklını Fatsa'da sorunların içinde hemhal olan bir ekiple daha güçlü bir şekilde temsil edeceğini de düşünüyorum. Ben izleyenlerimize yorumları için teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten yaptığınız çalışmalarda, hedeflerinizde, hayallerinizde ve aynı zamanda da en önemlisi bunları yukarıya taşıyacak olan heyecanınızda ben tebrik ediyorum sizi. Şöyle bir madde var. Diğer dernekler dediniz biraz önce. Şimdi FADEF şu an kaç dernekten oluşuyor? 41 derneğimiz var. 41 Sayın dernek Başkan. Ama toplamda 200'e yakın dernek vardır Fatsa bünyesinde. Şöyle 164 dernek Fatsa ilçemizde mevcut. 50'nin üzerinde İstanbul'da mevcut. Ankara'daki sayıyı bilmiyorum ama herhalde bir 15-20'ye yakın var. İzmir'de de Fatsalılar çok fazla, Menderes. Bütün bunları kucaklamayı düşünüyor musunuz? Şimdi buradaki bizim asıl amacımız zaten Fatsa, zaten sloganımız bu Sayın Başkanım. Yani Fatsa adını taşıyan
küçük büyük hangi dernek olursa olsun federasyonun çatısı altında toplamak. Çünkü o küçücük derneklerden öyle büyük işler çıkıyor ki bazen çok biz doğru. bile şaşırıyoruz. Çok doğru. Yani hiç kimse kimseden ne büyük ne küçük. Biz onları şeyi üye sayısı ne olursa olsun. Üye sayısı 11 bin olan dernek de vardı FADEF'te biliyorsunuz. Yeşil Fatsa Su Tuzlalılar Derneği evet. 20 olan da var. Bu derneklerimiz niye dışarıda? Neden dışarıda kalsın? Fatsa sevdalısı değil miyiz? Hepimiz kesinlikle. Fatsa için bir şey yapmıyor muyuz? Peki gurbetteki kardeşlerimiz bu özlemleri neyle giderecek? Yani onlara bir faaliyet yapmak gerekmiyor musun? Bugün biliyoruz ki bir ordef var. Sadece biliyorsunuz Yenikapı'da ordu günleri yapar. Ya dünya tanıyor orduyu. Neden bir Fatsa günleri olmasın? Fatsa'nın evet. yöresel ürünleri, Fatsa'nın coğrafyası, Fatsa'nın turizmi neden tanıtılmasın? Yani o yüzden biz kesinlikle ve kesinlikle merkez olarak belki Fatsa'yı toparlayacağız ama kesinlikle her ilde bir temsilcilik ve oralara ayrı ayrı temsilcilikler açtığımızda başkan yardımcılıkları atayıp oraları kesinlikle canlandıracak. Gurbetçi kardeşlerimize tamamen istişare halinde olacağız. Sürekli istişarede olacağız. Gerçekten hem sahayı yaşayan insanlar, sorunu, tozu yutan insanlar birinci derecede sizler olacaksınız, bizler olacağız. Ama İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, Avrupa'da yaşayan mesela Fatsa'da ve Fatsa'nın etrafında bulunan ilçelerimizde Avrupa'da yaşayan çok fazla gurbetçi insanımız var. Kesinlikle. Ve kalbi hep yöresi için, memleketi için atan insanlar var. Böyle bir oluşumu, güçlü ve akılcı bir oluşumu gördüğü zaman bence sizinle teması da arttıracaklarını düşünüyorum bu anlamda. Bir de burada Sayın Başkanım öyle bir yola çıktık ki. Yani hiçbir siyasi güdümde kalmamak şartıyla. Yani ekibimizi beyin takımı oluşturduk. Ekibimizde beyin olarak çalışıyoruz ve bedenen çalışıyoruz. Onların hepsinden faydalanıyoruz. Siyasetimiz yok. Parti Fatsa Partisi. Fatsa Partisi. ABC değil. Burada, evet. burada görev yapan tüm ilçe başkanları bizim ilçe başkanımız. Tüm belediye kim seçilirse seçilsin bizim belediye başkanımız. Vekillerimiz bizim vekillerimiz. Çok biz güzel. Bu düsturla çıkıyoruz. Hiçbirine bir adım önde değiliz. Hepsine aynı mesafedeyiz. Çok güzel. Önemli olan da zaten bu ahlaklı siyasi yaklaşımı yani. Gösterebilmek, duruşu gösterebilmek. Şimdi şöyle Fatsa'mız aslında ben de bir turizmci olduğum için Sayın Başkanım. Fatsa'yla evet. ve bölgemizle, ülkemizle ilgileniyoruz ama birinci önceliğimiz tabii ki ünyemiz Fatsa'mız, ordumuz ve bölgemiz. Bu anlamda Fatsa'mızın çok kıymetli enleri var, değerleri var. Kesinlikle. Bir Gaga Gölü'müz gerçekten bölgenin enlerinden biri ve son zamanlarda bir proje çalışması başladı. Ben de takip ediyorum. Siz bununla ilgili de evet. ilk herhalde oraya dalgıç getirip su altı çekimleri yaptıran ve numuneler alan sizdiniz herhalde. Evet, şimdi evet, teşekkür ediyoruz size bu konuda. Kalbimiz ilk attığında Ünye sonra Fatsa dediğimin ispatını aslında evet. siz söylediniz. Aynı zamanda Çıngırt Kalemiz var Ünye Fatsa sınırında ve benim evimden sürekli gördüğüm bir yer. Ama ben oranın artık bir Ünye Asarkaya gibi hem tarihiyle hem doğasıyla hem kent ormanıyla iki yaka orası çünkü genel olarak belki tarihi sit alanı olabilir ama geçenlerde ben bir öneri sunmuştum. Bu bizim projemizde de var. Bence Çıngırt Kalesi gibi hatta yeni mezarlar keşfedildi. Kurtuluş Mahallesi'nde bir manastırımız var. Manastırımız diyorum aynı zamanda bizim. Bütün tarihi, turistik ve doğal değerler bütün insanlığındır. Ve Türkiye'de 4 tane var mimari açısından bu şekilde bir manastır. Ve bu da Fatsa'mızda. Evet. Çok kıymetli. Bu anlamda Bolaman'ımız var. Daha da kıymetli bir nokta. Bunlarla ilgili bir turizm komisyonu kurmayı düşünüyor musunuz FADEF kapsamında, çatısı altında? Bu kesinlikle turizmin olmadığı yerde şehrin tanıtımı olmaz. Zaten ben bireysel olarak 2018 yılında siz de şahitsiniz ki Fatsa'nın tanıtımını 7 ülkeye 3500 sporcuyu ağırlayarak yaptım. Evet, çok güzel. Aslında ondan kısaca bahsedebilirsiniz. Yani şimdi bazen arkadaşlarımız bizi tanımıyorlar, haklı olarak bilmiyorlar. Bir yola çıktık. Ben Karate Federasyonu il temsilciliğine atandım 2017'nin Aralık ayında, 2018'in Ağustos ayında Karadeniz ve Hazar ülkeleri şampiyonasını Fatsa'ya alınması için Ankara'yı federasyonu su yolu yaptım ki rahmetli başkan bana dedi ki hocam küçücük bir ilçede
bu kadar organizasyonu hangi cesaretle yapıyorsun ki sen daha yeni gittin oraya dedi. Kimden destek alacaksın? Başkanım sen bana ver, gerisini bana bırak dedim. O da güveniyorum sana dedi ve 3500 kişiyi Fas'ta da ağırladık. 7 ülkeden. Çok yani güzel. Bu da bir turizmdir. Bakın turizmin projeleri tabii ki, işte. Tabii ki. Yani sadece turizm içerideki kardeşlerimizi kendi bölgemizi çekerek değil yurt dışına ve sonra bir gün bakıyoruz. Çünkü bizde Özbekistanlı, Türkmenistanlı, Azerbaycanlı, İranlı, Ukraynalı arkadaşlarımız ekliler. Bir bakıyoruz. Ben bilmiyordum. Yeni gelmiştim. Gabak Dağı'nda butik otel varmış. Oradan resim çekmişler. Beni de etiketlemişler. Çok güzel. Bakın işte bu turizm. Buradan tanıtım. Güven Bey'e de selamlarımızı gönderiyorum. Yani daha bundan güzel turizm olabilir mi? Çok ve doğru. Bu insanlar geldiler. Bu şehrin denizini, yaz sezonuydu. Evet. Denizini, kimisi de yaylalara çıkarak yaylasını tanıdılar. Yani turizmle ilgili komisyon kesinlikle kuracağız. Gerekirse valilikle işbirliği, belediyeyle işbirliği yaparaktan hele sizin gibi bir turizm derneğinin başkanı da yanımızda olaraktan biz bu işi yapacağız inşallah. Hiç şüphe duymayın. Ben hem Turizm Derneği Başkanı olarak hem de bir Fatsa sevdalısı olarak Fatsa'mızla ilgili her türlü sorununda analizsel rapor hazırlama anlamında, fikirlerimizi beyan etme anlamında Fatsa'mızın her zaman yanında olduğunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten yorumlarımız devam ediyor. Gönül Dağı yanlış anlaşıldım galiba demiş. Teşekkür ederim Adnan Bey. İyi yayınlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Hiç sorun değil ne demek. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Ali Gürel Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum Adnan Bey. Ahmet Bey'e çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Saygılar demiş. Teşekkür Ali ediyoruz. Gürel Bey karavan dünyasının gerçekten Karadeniz temsilcisi diyebiliriz. Ve Ünye'mizde de 100 taneye yakın karavana ağırladık. Yurt dışından mı kalıyor bu abimiz? Yok. Türkiye içinde. Türkiye İstanbul içinde. Sakarya menşeili. Güzel. Ama bölge gönüllüsü, memleket sevdalısı. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Nevra Arslan Bozkurt hanımefendi, pek çok dernekte üyelikler gönüllülük ve bireyin kendi katılımıyla alınıyor. Siz kuracağınız komitelerde bilimsel heyet oluşturmak maksadıyla üniversitelerin ilgi ve özellikle mühendislik, tarih, sanat, tarihi, turizm bölümlerinden yeterliliğini almış asistanlar, doktorantlar ve öğretim üyelerine teklif götürecek misiniz? Biliyoruz ki gelişim tek taraflı değildir. Bilime yönelim, akılcı ve mantıklı, uzun soluklu olumlu sonuçlar getirebilir. Yani bu anlamda buna bir cevap verelim mi? Bence vermenizi vereyim. Bekliyorum. Evet. Vereyim. Şimdi biz daha adaylığımıza çıktıktan itibaren iki tane profesör arkadaşımızla, bir tane de doçent arkadaşımızla zaten çalışıyoruz. Çok güzel. Projeleri yani hazırlarken bilim, de onların, beraber çalışıyoruz. Onların katkıları var. Bunların evet. içinde tarihçi olan var. Çok ve güzel. Şöyle diyeyim, isim vermeyeyim de Ordu, zaten herkes anlayacaktır. Şelaleler Kenti Ordu diye kitap yazan ve albüm hazırlayan bir hocamız var. Çok yine güzel. Ünye'de bir tane profesör abimiz var. Çok güzel. Tamam mı? Biz bunlarla zaten çalışıyoruz ki ileride bu sayıyı tabii ki çoğaltacağız. Evet, Nevra Hanım'a ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz ve İstanbul'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Dolayısıyla bilimsel bir ekip Fatsa için çalışmaya geliyor diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Evet, İsmail Şimşek abimiz orada olmasak da gönlümüz sizinle başarılar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Selamlarımızı gönderiyorum. Şu sivil toplum kuruluşlarında bireylerin oluşturduğu beyin takımı kurulması. Yani bu alan odaklı beyin takımı. Fatsa'mız şimdi gerçekten bir derece sanayileşmeye başladı. Ben buradan Tayfun Başkanıma da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Gerçekten Ünye'den alkışladığım ender insanlardan birisin. Ve Fatsa için de çok kıymetlisin. Bölgemiz için de çok kıymetlisin. Çok doğru işler yapıyorsun. Ve Fatsa'yı ivme olarak da yukarılara taşıdığına eminim. Başarılarını da daim olsun. Büyük organize sanayi ile Tayfun Başkanımızla alanında uzman Deniz Bilimleri Fakültesi dedik. Bunun gibi alanlarla ilgili komisyonlarda gerçekten hayata geçirme anlamında çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi başkanım, biz her türlü her kapıyı çalacağız. Tüm STK'ların kapısını çalacağız. Çünkü bugün Ticaret Odası da bir sivil toplum kuruluşudur. Kesinlikle. Bugün Şoförler Odası da bir sivil toplum kuruluşudur. Evet. Bugün Galericiler Derneği de bir sivil toplum kuruluşudur. Biz hepsinin kapısını çalacağız. Fatsa için neleri paylaşabiliriz? Paydaş olabiliriz. Oraya bir taş da biz koyabiliriz diye ve oraya
bir kişiyi bir adım daha ileri götürüp Fatsa'mızın adını nasıl duyurabiliriz diye her türlü fedakarlığa hazırız. Çok güzel. Tayfun Başkanım zaten ufku açık ve bütün projelere açık bir başkanımız ve biz uyumlu çalışacağımıza da inanıyorum. Çok güzel. Yani FADEF uzaktan bakan değil, Fatsa'nın içinde olacak. Gören yani sadece adı FADEF olsun, Dernekler Federasyonu Başkanlığı olsun ama ya işte adı olsun yeter olmayacak. Gerçek anlamda Fatsa için çalışan bir STK olacak. Peki şöyle bir şey sorayım Sayın Başkanım. Son dönemde özellikle Hamsi Festivali'ne başlamadan önce ben buradan Tuğrul Hocam'a da teşekkür ediyorum. Yakup Başkanımız mevcut FADEF Başkanı. Ahmet Bey'e de Ünye'de öğretmenlik yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ünye Sivil Toplum Platformu'yla çok sıcak bir temas kuruldu. Yani bu anlamda ben onları takdir ediyorum. Bu temas Ünye ile Fatsa'yı bir araya getirme anlamında güzel bir köprü oldu. Bu ve benzeri her türlü çalışmalarda dirsek temasını Ünye ile, çünkü biz yakın komşu ilçeyiz, Ünye ile sürdürecek düşünceleriniz var mı sürdürmek için? Paydaş şehir dedik, paydaş şehir. Evet. Nedir paydaş şehir? Çevremizdeki il, ilçeler, onlarla başında da söyledim. Yani onları gezip, onlarla istişare yapıp, onlardan da belki de biz onlardan, onlar bize komisyona insanlar vererek, beyinler vererekten bunu takip. Çünkü ordu bizim. Evet. Ünyesi, Fatsası, Kumrusu, Aybastası, Çamaşı yok. Hep birlikte. Yani biz hep birlikteyiz. Boztepe evet. Bizim. Kesinlikle. Perşembe Yaylası bizim. Evet. Çıngırt Kalesi bizim. Yani Ünye'de Asarkaya bizim. Evet. Yani Kumru Düzova Yaylası bizim. Hepimizin. Çok yani, güzel gezdim Düzova'yı. Şimdi gerçekten. Yani Türkiye'de en çok çeşit çiçeğin olduğu yayladır. Yani bunu sağ olsun başkanlarımız geçmişte ve bugün güreş festivalleriyle yayla şenlikleri tamam ama bence turizm gezileriyle o sezonda canlanması lazım. Turizm gezileriyle. Turizm böyle bir yürüyüşleriyle. Aynen. Tamam mı? Doğa yürüyüşleri. O çiçeklerin tam böyle açtığı zaman, rengarenk açtığı zaman oraya insanları davet etmek lazım. Bakın çok güzel bir bu şey yapıyorum. Bu ve benzeri organizasyonlara öncülük yapabilirsiniz. Bakın evet. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Bugün Fatsa'da, Kumru'da, Korgan'da offroad spor kulüplerimiz var. Ki evet, Ünye'de de var. Ya kar yağdığı zaman oralara çıkıyorlar. Ya yazında çıkıp sosyal medyada buraları paylaşalım arkadaşlar. Yazın. Aynı şekilde offroad araçlarımız hep kışlık değil. Tabii. Yazında çıkalım ki tanıtımını yapalım. Bakın bir kişiden 5000 kişiye ulaşıyoruz. Kesinlikle. 10 bin kişiye ulaşıyoruz. Yani reklamını yapalım ki biz oralara hatta yürüyüşler düzenleyelim. Doğa yürüyüşleri düzenleyelim. Evet. Oralara çadırlar kuralım. O çiçeklerin mis gibi koktuğu dönemde. Yani çocuklarımızı o çiçeklerle haşır neşir yapalım. Gerekirse okullar olarak, milli eğitim olarak bunu yapalım. Biz destek olalım ve proje hazırlayalım. Evet, kamplar kuralım. Aynen. Yani. Ki sporcu kişiliğiniz var. Kamplar sizin için daha yani, kıymetli. Evet. Şimdi özellikle Fatsa'nın olmazsa olmazı sorunlar var. Bu aynı zamanda bizleri de ilgilendiriyor. Neden? Fatsa'dan geçmek zorunda kaldığımızda ben genelde iç yolları kullanmayı deniyorum ama Rizeli, Trabzonlu dahi iç yolları öğrenmiş. Sahil yolu kilitlenmiş. İç yollar kilitlenmiş. Allah göstermesin bir ambulans, bir itfaiye ihtiyacı olsa emin olun onlar da geçemeyecek. Fatsa bu kadar karmaşık bir trafik sarmalına doğru gidiyor. Evet. Nüfus gelişiyor, trafik yükü artıyor ama aynı zamanda da Fatsa'nın hali hazırda bir çevre yolu projesi var. Ünye sınırlarından başlayıp diğer Ordu çevre yoluna doğru uzanan bir çevre yolu projesi var. Bununla ilgili harekete geçirme, milletvekillerini harekete geçirme, toplumu harekete geçirme, projeyi hızlandırma adına faaliyetler, çalışmalar düşünüyor musunuz başkanım? Şimdi başkanım, Fatsa Dernekler Federasyonu'nda kaç tane şey var dedik, Fatsa'da dernek var. 164. Beraber beyin matematik yapalım. Tabii ki. 250 İstanbul. 216. Hadi 20'de Ankara koyalım. 236. 236. Hadi 10'da İzmir koyalım. 240. 250 diyelim. 250 dernek. Her derneğin 100 üyesi olduğunu düşünelim. 2500. Bu her derneğin 100 üyesinin... 25 bin pardon. 25 bin. Her derneğin bir de yüzer birer tane ailesinin olduğunu düşünelim. Fatsa oldun zaten. Fatsa oldun. Peki
bu kadar güç bir anda deklarasyon yayınlarsa, bir anda vekile rica için kapısını çalıp arkadaşlar artık istiyoruz derse, orada beklerse, bir hangi vekil, hangi bakan, hangi bürokrat bunu karşı geri tepebilir? Soruyorum size. Aslında gerçekten söylediğiniz cevap karşısında çok memnuniyet duydum. Çünkü yani. Ünye çevre yolunun da harekete geçmesinin başında toplumsal hareketliliğin, toplumsal gücün çok faydası oldu. STK'lar bir güçtür. Bu gücü biz kullanmalıyız ama toplumun, kullanırken iyi yönde. Toplumun yani, lehinde. Lehinde. Yani evet. Böyle her şeye şey yaparak değil. Ya ben burada Ünye'yi bazen takdir ediyoruz. Mesela Ünye meselesi olduğu zaman 5-6 tane siyasi parti ilçe başkanı toplaşıp Ankara'ya aynı arabada gidebiliyorlar mı? Kesinlikle. Biz niye gidemiyoruz ya? Yani i̇şte o, siyaseti bir kenara koyacağız. Koymak lazım. İlçemizse, söz bizim konusu. Sevdamızsa sorun, evet. Biz orada her şeyi bir kenara bırakacağız. O zaman biz burayı için yapacağız. İşte bunu da ancak STK'larla yapabiliriz. Çok doğru. Evet, Fatsa'mız büyük bir şehir. Gerçekten coğrafyası, arterinde bulundurduğu 6 tane ilçeyle birlikte 7 tane ilçesi olan büyük bir şehir. Ama sürekli büyüyor, sürekli nüfus alıyor. Sizin hedeflerinizde nüfus alıyor ama kırsaldan alıyor. Önemli olan dışarıdan gelebilecek nüfusla şehirler daha çok büyür. Çünkü köyünden merkeze inmesi şehrin büyümesi anlamına gelmiyor. Evet. Sadece adres değişikliği oluyor. Adres değişikliği. Ama bir organize sanayiyle, bir yeni yapılacak projelerle ve aynı zamanda ben geçenlerde de paylaştım. Fatsa'da bir Boğaziçi Elekçi Havzası diye. Elekçi Deresi gerçekten bir Boğaziçi gibi. Boğaziçi. Çok harika bir yer ama insanları maalesef Yunus Emre Köprüsü gibi dar bir insan güvenliği olmayan bir köprüyle Karadeniz sahil yolu trafiğinin yükünü çeken egzoz dumanının içinde olan Elekçi Köprüsü'ne adeta hapsettiler yöneticiler. Evet. Bir an önce mevcut oradaki kafeteryanın olduğu bölgeden ticaret odasının karşısı ilçe sağlık müdürlüğünün karşısına denk gelecek noktadan görseli de güzel olan bir köprüyle karşıya yaya geçişi yapılsa, insan sirkülasyonu da, insan hareketliliği de ana yolun dışına taşınıp insani yaşam kalitesi de arttırılsa, bununla ilgili düşünceleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim. 2005-2006 yılı Balıkesir Bandırma ilçesinde oturduk. Rahmetli abimle çay içiyoruz. Allah rahmet eylesin. Dedim ki abi, şurayı görüyor musun? Orada da böyle bir koy var. Birbirine bağlantı. Boğaz Köprüsü gibi burayı süslemişler. İnsanlar çıkıyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Oradan yürüyüş yapıyorlar. Karşıya geçiyorlar, geliyorlar. Dedim ki tam bizim elektrik bir yer değil mi abi? Aynı proje dedim. Tamam mı? Güldü. Evet ama kim yapacak onu dedi. Tamam mı? Yani o benim ta 2006'dan beri ufkumda ve kafamda olan bir şey ve benim tam onun orada Merkez Ortaokulu'nun şimdi Şehit Mustafa spor salonum vardı. Her oraya çıktığımda o bandırma hayalim. Aklıma gelir. Hayalim aklıma gelirdi. Çok güzel. Yani o dediğiniz onuma ve katılıyorum. İnşallah işte bu konuda da yine FADEF gibi güçlü sivil toplum kuruluşları bünyenizde bulundurduğunuz mimarlarla, mühendislerle aynen. Benzeri beyin takımıyla oraya özel proje, öneri projeler. Yani her proje hayata geçecek diye bir tabii şey yok. Tabii. Ama yani biz öneri sunacağız. En ufak bir proje, bir kelimelik bilgi, bir kitap yazar. İşte o yolu açmak lazım. Geçen Sayın Başkanım. Söyledim yine söylüyorum Sayın Başkanım. Yani biz konuşuruz ama içinden bir kelimeyi alırız. O kelime hayata geçer ve şaha kalkar. Çok doğru. Yani bu çok önemli. Projeler hazırlarsın, destek olursun. Bir tanesi tutar ve Fatsa için bir vizyon olur. Kesinlikle. Ve ikincisi burada başkan mı yapması gerekiyor belediye başkanı? Evet. Sen susarsan, ben susarsam birileri gelir. Başkanı bir türlü yanlış yönlendirir. Çünkü her şeye başkana yetişme şansı yok. Kesinlikle. Yanlış bir projeye imza atılır. Ve ondan sonra çıkarız. Deriz ki bak başkan yanlış yaptı. Başkan yanlış yapmadı. Biz başkanı yanlış yapmaya ittik. Çünkü yalnız bırakmış. Yalnız bıraktık. Yalnız çok bırakmayacağız. Doğru. Katılıyorum. Şimdi Musa Taşkır beyefendi, iyi yayınlar Adnan Bey. Ahmet Bey'e çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Musa Bey. Nevra Arslan hanımefendi, ilginizine teşekkür ederim. Son haberlerde ne yazık ki sıklaşan istismar ve cinayet haberlerinde görünen o ki toplumsal iyileşmeye ihtiyacımız var.
Maalesef bugün Fatsa'da çok üzücü bir olay yaşandı. Nevra Hanım değinmiş. Ben gerçekten çok üzüldüm. Değindiğinize de sevindim. Dikkat çekmemiz lazım. Kadınlar bizim varlık sebebimiz. Biz varsak onların sayesinde varız. Gerçekten bu dünyanın temel taşı. Ama maalesef üzücü haberler duyuyoruz, görüyoruz. Kadın cinayetleri dünya sorunu biliyorsunuz. Ama tüm cinsiyetleri içine alan bir örnek, proje ile bu sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Federasyonunuzda bu konular üzerine çalışmalar yürüten derneğiniz var mı? Mevcut dernekler içinde var mı? Yoksa bir komisyon düşünüyor Şimdi, musunuz? Şimdi mevcut dernekler içerisinde bizim bir tane kaymakamlık bünyesinde kurulan bir derneğimiz vardı. Hasbelkader bu dernek nedense kapatıldı zannediyorum. Ama bunun için bir dernek olmasına gerek yok. Komisyon kurulabilir. Evet. Bu komisyonda da daha çok bu işle aktif olan ve daha çok insanlara yakın olan seminerler, eğitici seminerler düzenlenerek ve daha evde başlar aslında bu işi. Yani evde, ocakta başlar. Çok doğru. Biz ilk önce çocukları eğitecek velileri eğitmemiz lazım. Ondan sonra çocukları eğitmemiz Eğitim lazım. Ailede başlar. Ailede başlar. Kesinlikle. Katılıyorum bu konuda. Kesinlikle en önemli kanayan yaramızdır ki ben aynı zamanda yakın savunma uzmanlığım var profesyonel olarak. Hatta kadınlara bu konuda bir ara sevgili hocam buradan kusura bakmasın ismini telaffuz edeceğim. Barış hocamla istişare yaptık. Yapalım mı falan mı? Ama sonra yanlış anlaşılır diye falan vazgeçtik. Derler ki ya kadınlara kavga ediyorsa evde eşlerini diyecek şey... diye. Ama kesinlikle katılıyorum. Bunun için en önemli kanayan yaramızdır. Bence kadınlarımıza dövüş sporu öğretmeyelim. Erkeklerimizi eğitelim. Çünkü şiddeti orantıladığımızda erkekten evet. gelen bir şiddet var. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ki biz her canlıya inancımız, imanımız gereği, yaratılışı gereği saygımız var. Biz nefes hakkımız varsa tabii ki onların da var. Ama diğer taraftan da birlikte yaşadığımız dünyayı birlikte paylaşacağız. Biz güleceksek onlar da gülecek. Onlar ağlıyorsa onları güldürmenin yollarını bulmamız lazım. Ya bu ayrım yapılmaması lazım zaten. Kesinlikle. Erkek kadın ayrımı cinsiyetinin kesinlikle yapılmaması lazım. Çünkü hatta araştırdığın zaman, İslamiyet'e baktığın zaman kadınlar bizden daha haklara sahipler. Tabii ki, tabii yani, ki. Sonuçta onun için peygamberimiz onlar bizim, cennet annelerin ayağı altında tabii demiş. Tabii ki. Anne, zaten kadın onları, anne, kadın abla, kadın evet, eş, kadın her kesinlikle. Şey yani. Şimdi Sayın Başkanım, Fatsa'mızın en büyük sorunu da diyebiliriz. Geleceğine geçen kahvaltı toplantısında beyefendi çok güzel izah etti. Geleceğine belki balta vuran bir çalışma var. Ya da öyle gösteriliyor. Ortada bir belki bilgi kirliliği var. Belki gerçek ama ben şuna inanıyorum ki ona benzer bir sorun da Ünye'mizde var. Ünye çimentomuz var. Evet. Şimdi madenler bizim gerçekten en büyük değerimiz. Kesinlikle. Kilitli hazinemiz. Biz bu hazineyi açarken kırarak dökerek değil de doğayı yok ederek değil de mesela birçok yerde Amerika'da, Avrupa'da birçok yerde altın madeni var ama böylesine hunharca bir maden çıkarma şekli yok. İşte bu çıkarılış şekline biz karşı çıkıyoruz. Bu anlamda Fatsa altın madeni son dönemlerde daha da tehlike arz etmeye başladı. Bu anlamda FADEF olarak burayla ilgili yapıcı bir çalışmanız var mı? Böyle bir düşünceniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin geleceğine zarar verecek her şeyin karşısında dururuz. Ama artısını, eksisini iyi hesaplayıp, iyi evet. analiz edip, iyi görüşüp ona göre bir yola çıkmak lazım. Eğer burada zannediyorum 2-3 bine yakın bir kişi ekmek yediğini söylüyorlar. Ben tam olarak iç yerini bilmiyorum. Şimdi bu konuda hakim olmadığım bir konu hakkında yorum yaparsam yanlış olur. Oradaki mühendislerle, analizlerle belki bu işi yaptırıp, bakılıp bir araştırması yapılıp ortak nokta bulunabilir. Madenler her ülkenin hem kazancı evet. hem de öbür taraftan baktığı zaman kaybıdır. Yani insan Tabii olarak baktığı zaman kaybıdır. Ama işte orada o dengeyi iyi kurmak lazım. Boş çığırtkanlık yapmadan, araştırarak, analizler yaparak ondan sonra bu işin aslına göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Çok doğru başkanım. Şimdi Osman Özcan Beyefendi beautiful demiş, harika demiş.
Savaş Bulat Beyefendi, ben buradan kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Yorumu çok hoşuma gitti de o yüzden okumak istiyorum. Ünye için yapılan hiçbir iş yok, boşa konuşuyorsunuz demiş. İşte bak şimdi başkanım, aslında bizim sorunumuz işte bu yorum. Bizim toplumsal sorunumuz bu işte. Analiz etmeden, ne söylendiğini dinlemeden, ne konuşulduğunu dinlemeden, akılla düşünüp, gözle görmeden, elinle dokunmadan böyle bir yorum yaparsan Savaş Bey, biz burada konuğumuz Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Ahmet Karacı ve Fatsa'mızı konuşuyoruz. Fatsa'mızı nasıl daha yukarılara taşırız? Fatsa'mıza nasıl daha güçlü kılarız? Bunun sohbetini yapıyoruz. Ünye için yapılan çok güzel şeyler de var. Tabii ki eksiklikler de var. Ki eğer Adnan Sobi'yi de takip ediyorsanız, neyin eksik, neyin de doğru olduğunu çok iyi anlatan ender kişilerden biridir. Ben size bu yorumunuz için teşekkür ediyorum. Bu akşam konuğumuz gerçekten Fatsa'mızın çıtasını yükseltmeyi hedeflemiş. Fatsa için hayali, Fatsa için hedefi, Fatsa için heyecanı olan bir takım kurmuş. Ve sivil toplum önderliği aslında çok meşakkatli bir iş. Gerçekten insanların evinden vakit ayırdığı, evine vermediği, eşine vermediği, evladına vermediği vaktini memleketi için ayırmış insanların, bırak elini taşın altına koymayı, bütün bedenini koyduğu bir sivil toplum hareketidir. Bir insanlık hareketidir sivil toplum. Bu anlamda ben Ahmet Karacı Beyefendi'ye takdir ediyorum. Çünkü Fatsa gibi sivil toplum hareketinin son dönemlerde yavaşladığı bir şehirde çok güçlü bir ekiple, çok güçlü bir vizyonla, bir hedef çizerek, bir hayal çizerek ve maddelerle de bunlara hedefliyoruz diyerek çok ciddi bir hareket yaptı. Bu anlamda ben Ahmet Başkan'ı ve ekibini takdir ederken son söz olarak Ahmet Başkan'ıma son sözü söylemesini bekliyorum. Bir gün sonraki seçimler için. Bizi davet ettiniz. Projelerimizi anlatma fırsatı verdiniz. Ve Fatsa'mızı konuştuk. Güzel, biz Fatsa'mıza sevdamız diyoruz. Kesinlikle. Sevdamızla ilgili projelerimizi anlattık. Cuma günü, yani ayın 14'ü Cuma günü Fatsa Halk Eğitim Merkezi'nde konferans salonunda genel kurulumuz yapılacak ve iki aday gidiyoruz. Ben delegelerimize şunu söylemek istiyorum. Bu hak size verilmiş. Bu oy sizin hakkınız. Hakkınızı kullanın. Ama o tarafa, ama bu tarafa. Hiç önemli değil. Bence gelin hakkınızı, o tarafa kullanın. Da değil, bu tarafa da değil, Fatsa tarafına kullansınlar. Fatsa tarafına kullansınlar. O yolunu bulacaktır evet, diye düşünüyorum. O yolunu bulacaktır. Fatsa evet. tarafına kullansınlar ve bu haklarını kullansınlar. Yani ya ben şimdi bu kadar kargaşanın içine oraya gideyim demesinler. Bunu şöyle düşünsünler. Yani Fatsa için yola çıkanlar var. Yola çıkanları yalnız bırakmasınlar. Yalnız bırakmadıklarında burada verdikleri sandığa giren oy sayısıyla kanıtlasınlar. Çok doğru. Ben teşekkür ediyorum. Tüm bizi izleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah Rabbim hayırlısıyla nasip etsin. İnşallah. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Rabbime başka diyeceğimiz bir şey yok. Evet, ben teşekkür ediyorum. Son iki yorumum var. Savaş Bey demiş ki, Adnan abi seni takip ediyorum. Senin yaptıkların güzel ama seni destekleyen makamlar yok. Ben teşekkür ederim Savaş Bey gerçekten. Biz makamlar için zaten bu hizmetleri yapmanın peşine düşmüyoruz. Biz sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında sizin hakkınız olanı makamlara hatırlatıyoruz. Yani siz daha iyi yaşayın. Memleketimiz daha yaşanılabilir olsun. Daha mutlu olsun. Fatsa mutlu olursa, Ünye mutlu olursa, Ordu mutlu olursa, Karadeniz mutlu olur. Karadeniz mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Biz bunu hedefliyoruz. Bu anlamda Hatice Özgen hanımefendi hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar hocam demiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil toplum platformları bir memleketin beyin takımlarıdır. Bunu sürekli söylüyorum. Ve bedava beyin takımlarıdır. Bizi yönetenlerin, Fatsa'yı yönetenlerin, Ordu'yu yönetenlerin alan odaklı bu takımlarla çalışmasını, istişare yapmasını, sürekli bir araya gelmesini, söylediklerini de iyi dinlemelerini öneriyorum. Sivil Toplumun Sesi programında bu hafta Fatsa Dernekler Federasyonu Cuma günü saat 14'te seçime gidecek. Ve konuğum da kıymetli kardeşim, hocamız, spor hocamız aynı zamanda
sivil toplumda geçmişi olan, geleceğe de ümitle bakan Ahmet Karacı Beyefendi'ydi. Ben kendisinin ekibine ve diğer arkadaşa da başarılar diliyorum. Fatsa'mıza başarılar diliyorum. Ahmet Hocam'ın çok güzel bir lafıyla da kapatmak istiyorum. Oraya bütün üye olanlar gelsin, oyunu kullansın ve kullandığı oya da sahip çıksın. Fatsa için gelsin, Fatsa için oyunu kullansın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.